tahammülden palmiye. Nutella'yı geçen sene günah keçisi ilan ettiler. Ya Nutella'ya geleseye kadar sırdaş bir sürü bu dediğim mamullerde palm yağı var. Mesela tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, GDO yiyecekler. Abi şimdi GDO'lu yiyecekler, hazır çorbalar birçok mamulde var. Türkiye niye müsaade ediyor bunlara? Artık bütün Niye sen hayatımız. kendi halkını zehirliyorsun yani? Ölü gıda tükettiriyorsun. Katkı maddeleri, jelatin maddesi vesaire derken işte çocuklar yerinde duramıyor ya, sağlıksız bir nesil, hiperaktif çocuklar. Artı çocuklarda bir sürü daha genç yaşta rahatsızlıklar başlıyor. Kemik yapısı Abi mesela. kalp krizini Hormonlu örnek alalım gıdaların. ya. Bak kalp krizi. Yaşı 18'e indi ya. 18'e indi. Kalp krizi Evet. yaşı 18'e indi. Bu çok ciddi bir sorun aslında. Bak, meme kanseri vakaları niye tavan yaptı? Yine yanlış beslenme, GDO'lu gıdalar, Abi. işte hormonlu gıdalar vesaire. Bugün der 4 kişiden 3 kişiden biri grip gibi kanser. Ne oldu? Kanser olmuşum. Bir sürü kanser vakaları. Eskiden bu kadar var mıydı? Yoktu. Teknolojinin de yansıması var. Sen radyasyon yükleniyorsun. Ağır metaller, Tabii. kimyasallar, efendim tarım ilaçları, hava kirliliği, çevre Abi. kirliliği, gıda katkı maddeleri, değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim Metin abi. Ben sana hatırlıyorsan bir ara bahsettim. Dedim ki Ezine'nin üst tarafında bir Kaz köyde Dağları. bütün 20 dönüm Heh. bir yer aldım dedim. Evet. Evet, Mesela evet. oraya şimdi Öyle öyle bir şey yaptım. Gecekondu gibi bir şey yaptım. Oraya bazen gidiyorum. Ben Oh. şunu söyleyeyim sana. Şimdi mesela şey beyefendi kimdi bu yazan arkadaşımızın iki yukarıda kalmış da Salih abi. Salih Bey. Mesela hani yoğurdu kendiniz yapın diyorsunuz ya. Evet Salih abi. Yoğurdu yapalım ama yoğurdu yapmak için markette aldığın sütle yoğurt yaparsan kendin yaptığının hiçbir manası yoktur. O süt zaten hiçbir faydası yok sütün. Ve vücutta atılmıyor. Çürümeye yüz tutuyor ve bir sürü hastalıklara yol açıyor. Bu bildiğimiz pastörize süt var ya, vücuda faydası yok. Evet, bir de laktoz intolerans rahatsızlığı var şu anda insanların çoğunda. Niye? Eskiden yoktu bu kadar. Süt ve süt mamullerini tolere edemiyor vücut. Bir faydası yok. İşte Mehmet Ali Bulut süt konusunu da çok güzel işlemiş kitabında. Bak, süt konusunu da. Peki sütü içmeyeceğiz mi hiç? İçeceksin. Ama nasıl içeceksin? Neyi içeceksin? İşte tabii bunların yolu da paradan geçiyor sırdaş. Keçi sütü diyorlar mesela. Çok sağlıklı. Pastörize süt içiyorsun. Öyle bir gıda diyorlar. Ve vücuttan da atılıyor. Maalesef. Çürüyor vücutta. Ondan sonra da Bak hastalıklar sana kaydediyor. net olarak bir şey söyleyeyim Metin abiciğim. Evet. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Markette rafa girmiş hiçbir şey sağlıklı değil abi. Hepsinde artık koruyucu madde Katkı var, maddeler var, aynen. renklendirici var. Hepsinden bahsediyorum. Gıda Anlatabiliyor katkı muyum maddeleri, abi? Yani aslında aynen. evet ve çünkü kendi kendimizi zehirliyoruz. Bakın eskide şeker Kendi neyde canımızı asıyoruz. yapılırdı? Şeker Şekerden, neyde şimdi yapılırdı glikoza eskiden? döndü. Normal şekerden Ya pancardan yapılırdı. Sen, yapıldığını düşünün, şeker değil mi? kamışından, aynen tabii. Evet, pancar. Ama şimdi artık onlar yok artık. Glikoz ve tamamen kimyasal. Biz şekeri bulduk diyorlar ama kimyasal yediriyorlar abi bize. Ya Hiçbir zaten aynen. çikolata, şekerleme, bunların hiçbirisi gerçek şeker kullanmıyor. Artık yok çünkü. Sırdaşım, Türkiye'de Çok yok, bulunduğum yok zaman yani. böyle baklava dediler ki, bu şöyle baklava, bir attım ağzıma, ikinci attım yandım. Boğazım yandı. Dedim ya bu nasıl baklava? Arkadaş dedi ki glikozu basmışlardır Metin ya dedi. Ya Abi pankreas ya, glikozu tanımıyor. Tanımıyor glikozu pankreas. Bu da ne diyor? Ondan sonra da şeker sana hastalığı bir şey başlıyor. söyleyeyim mi abi? Bak sana çok önemli bir şey söyleyeyim abi. Biz bundan 25 yıl önce atalarımız şekeri tek bir şeyden alırlardı. O da balda alırlardı. Balı tüketirlerdi. Bal çok sağlıklıydı. Şimdi Selametle Azela. mesela Azela